Arkadaşlar merhabalar. Köklü sayılar öğreniyorum. Testi yapacağız bugün. E, konu anlatım zaten kanalda var. TYT oynatma listesinden bulabilirsiniz. Soru olarak da şimdi bunlara bakalım. Sonra hem üstlü hem köklü e, gelişiyorum serisine birlikte bakacağız. Burada üstü köklü sayılarda ÖSYM e aşırı zor sorular sormuyor. Ama biz tabii ki öyle hani zor sormuyor o zaman biz de kolay yapalım diye yaklaşmıyoruz. O yüzden şu öğreniyorumu düzgünce yapalım. Giriş yorumu da yapalım. Biz riske atmadan güzelce her şeyi öğrenelim. Hatta enteresan yeni nesil sorularda bakalım. Denemelerdeki güzel soruları da çözelim. Böylece hiç kafamızda soru işareti kalmasın. Şöyle olmasın yani. Ya zor soru çıkarsa? Bizim öyle bir derdimiz olmasın. Kolayı zaten hallederiz. Şimdi ilk sorumuza bakalım. E, kare kök içinde kök 17 1. Küp kök kök 17 artı 1. 6. dereceden kök kök 17 artı 1 denmiş. Değerinin kaç olduğunu soruyor bize. Köklü sayılarda biliyorsunuz çarpım yapmak için biliyorsunuz dememin sebebi şu öğreniyorum testine geldiğiniz zaman kesinlikle konuyu basit orta artık hani seviyenize göre hiç fark etmez. Benden veya başka bir hocadan hiç sorun değil bir kere dinleyin hani konunun hemen arkasından buna geçin birazcık soru çözdükten sonra da gelişiyor ama bakabilirsiniz aklınızda bulunsun. Şimdi ne diyorduk bir kere çarpım yapabilmek için kök derecelerine eşit yapıyorduk o zaman burada kök derecelerine eşit yapmak için. Ne yapacağım? Kök, kök 17 eksi. Şu, düzelteyim şunu. Kök 17 eksi 1'in kübünü alacağım ki böyle olsun. Sonra burada karesini alacağım ki kök 17 artı 1 karesi olacak. Böylece 6. dereceden kök 17 artı 1 olacak. Gördüğünüz gibi şu an hepsinin e, dereceleri aynı oldu. Şimdi gönül rahatlığıyla şöyle yapabilirim. Şimdi bundan sonra da Kök 17 artı 1'in karesi bir de kök 17 artı 1. Bu ne demektir? Tabanları aynı üstleri topla. Kök 17 artı 1'in kübü. Yanında ne var? Ee, burada da kök 17 eksi 1'in kübü. Üstleri aynıysa tabanlar çarpılır. Ve iki kare farkı. Kök 17 kök 17. 17 eksi 1 bunun kübü. Böylece arkadaşlar 6. dereceden kök. Kaç olmuş oldu? 16'nın kübü. Bu da ne demektir? 16 üzeri 3 bölü 6, yani 16 üzeri 1 bölü 2. Buradan da bakın 4 geldi. İlk sorunun cevabı. İkinci soru da şu. Aşağıda arkadaşlar kök 5 olacak. Onu söylemiş olayım. Şimdi bakalım. Burada kök 5 eksi 1 bölü kök 3 artı 1 eşittir x. Kök 3 eksi 1 bölü kök 5 artı 1. Ne söyleyebiliriz? Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bu Kök 5 eksi 1 ve kök 5 artı 1 birbirinin eşleniği. Kök 3 artı 1 de kök 3 eksi 1'in eşleniği. Böylece şu yorumu yapabilirim ben. Kök 5 eksi 1 bölü kök 3 artı 1 ile ters çevirsem bu ifadeyi böyle yazsam. Bu x buna da y diyelim. Tersi de 1 bölü y olsun. Tamam bu ifadeye y dedim. Çarpınca bakın x bölü y neye eşit oldu? 4 5 eksi 1'den 4 3 eksi 1'den 2, x bölüye 4 bölü 2'den 2 geldi. Ee, y'nin o zaman x ne olmuş oldu bir bakayım. x bölüye 2 yani x eşittir 2'ye. Bu yüzden y'nin x türünden değeri x bölü 2 oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim bu sorumuza. Bir soru tipi olduğu için bir hatırlatayım istedim. Kuralımız vardı hatırlıyor musunuz? A artı 2 kök B kuralı. M, N, M, N. Eğer m ile n'nin çarpımı b'ye eşitse, m artı m ile n'nin toplamı da a'ya eşitse mevzumuz neydi? Kök m artı kök N n'in karesiydi a artı 2 kök b. Buna dikkat edeceğiz. Bu bizim için önemli. Çünkü bu soruda kullanacağım bak. Ee burada ama dikkat edin. Şimdi bu özelliği verdik ama 11 çarpı 1 11, 11 artı 1 hayda bu böyle eşit olmadı. O zaman arkadaşlar yapacak bir şey yok deyip güzelce burada kare alacağız. Yani bu kural tamamı iyi de bu kurala benzer gibi olup çarpımları 11 toplamları 12 olmalıydı burada olmadı. O zaman o kuralı hatırlattım kullanacağız. Şimdi biz karesini alalım her iki tarafın. 5 artı kök içinde 13 artı 2 kök 11 her iki tarafın karesini alıyorum takip edin e, artı 5 eksi kök içinde 13 artı 2 kök 11 eksi 2 çarpı 5 artı kök 13 artı 2 kök 11 çarpı e, kök B, şunu şöyle yazayım ya o bayağı zulüm olacak orada. E, eksi 2 şuna bir t diyeyim buna da t diyeyim niye kendimizi kasıyoruz değil mi? E, kök içinde 5 artı t Çarpı 5 eksi t. Önce böyle bir yazayım bakın. Şimdi bu da ne oldu? Ee, şu kısım eksi 2 kök içinde 25 eksi t kare. Böylece eksi 2 25 bunun karesi kök dışına çıkacak. Artık eksi 13 eksi 2 kök 11 oldu. Bu da eksi 2 12 eksi 2 kök 11 oldu. İşte arkadaşlar. Burada artık bu özelliği kullanabilirim. Çarpımları 11 toplamları 12. Eksi 2 kök içinde kök 11 eksi 1'in karesi gördüğünüz gibi. Bu kökü en dışa yazıyorum ona dikkat edeceğiz. Şu 12 eksi 2 kök 11'e bakacağız. O her zaman bir sayının karesidir tamam mı? Ve kök 11 eksi 1'in karesi neden? Kök 11 ile 1'in çarpımı 11 ile 1'in toplamı. Dolayısıyla kare ve karekök birbirini götürdü. Buradan da eksi 2 kök 11 artı 2 oldu. Şimdi o zaman bunu normal buraya yazayım. Eksi 2 kök 11 artı 2 diye sonuçta şu yazdığım ifadeyi buraya eklemem gerekiyor. Onu eklemiş oldum. Şimdi burada bunlar birbirini götürdü ne güzel. Bundan sonra da arkadaşlar ne olmuş oldu? 12 eksi 2 kök 11. Bu Yalnız cevabımız değil. Biz şu an karesine bulduk bak. Bu a'ydı. Bulmamız gereken sonucun karesine bulduk. Artık o zaman çarpımları 11 toplamları 12 yine kök 11 eksi 1'in karesi eşittir a kareden kök 11 eksi 1 oldu arkadaşlar bu gıcık sorunun cevabı. Burada yine kuralımız var bakın çarpımları x 1 sonra gördüğünüz gibi toplamları x artı 1. Dolayısıyla Burada artık kök x artı 1'in karesi. Bakın bu bazen karıştırılıyor. Ezbere formülü olduğu için şöyle zannediliyor. Burada kare kök var hemen kök x artı 1 ama burada şuna dikkat edeceksiniz. Şu sayı gerçekten bunun karesi arkadaşlar. Böylece dışta da bir kare kök olduğu için birbirini götürüyor. x 1'den büyük olduğu için olduğu gibi çıkıyor. Kök x artı 1. Sonra yine bakın burada da x ve 1 Burası da x artı 1. Bu da bak kök x eksi 1'in karesinin kare kökü. Bunlar birbirini götürdü. x 1'den büyük olduğu için kök x eksi 1 diye olduğu gibi çıktı. Eşittir 2 kök 10. Birler gitti. 2 kök x eşittir. 2 kök 10 oldu. Böylece x arkadaşlar 10 gelmiş oldu. 8. dereceden kök x üzeri 10. 10. dereceden kök x üzeri 12, 6. dereceden kök x üzeri 8. Dikkat edin lütfen. x -1 ile 0 aralığında. Şimdi o zaman burada şuna bir dikkat edelim. x üzeri 10 bir kere sayıyı pozitif yapar. Örnek bakın kafanız karışmasın diye söylüyorum. Mesela -1/2'nin 10. kuvveti tabii ki pozitife döner arkadaşlar. O yüzden bir sıkıntımız yok kesinlikle. x üzeri 10/8 nedir? x üzeri 5/4. x üzeri 12/ bölü 10 nedir? Ee, 6 bölü 5. x üzeri 8 bölü 6 nedir? x üzeri 4 bölü 3. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir yazmış olduk. Şimdi burada şimdi üstlere bir kontrol edelim. Hangisinin üstü daha büyük arkadaşlar? Tabii ki burada 4 bölü 3 en büyük olacak değil mi? Sonra 5 bölü 4 ve sonra 6 bölü 5. Çünkü burada e, 4'ü 3'e böldüğünüz zaman 1.3 gibidir. 6'yı 5'e böldüğünüz zaman 1.2, 5'i 4'e böldüğünüz zaman bakın 1.25. O zaman üstte en büyük olan 4 bölü 3. Sonra üstü en küçük olan da 6 bölü 5. Burada yalnız bu sayılar basit kesir ya neye dikkat etmemiz lazım? Basit kesirde üstü büyütürsek sayı küçülür. Örnek 1 bölü 2'nin bakın karesi 1 bölü 4 iken 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8 olur. Normalde sayımız negatifti ama sakın aldanmayın burada çift kuvvetin alınca artık bu pozitifleşti, bu pozitifleşti, bu da pozitifleşti. Pozitif basit bir kesrin üstü büyüdükçe sayı küçülür. O zaman en büyüğümüz arkadaşlar B olacak, üste en küçük, sonra A, sonra C. Dediğim gibi örnek veriyorum x eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2'nin 5 bölü 4. Kuvveti ama normalde siz bir sayının 10. kuvvetini aldığınız zaman artık o artı olur. Lütfen bu işaretlere dikkat edin. Bazen bunlarda hata yapıldığını görüyorum. Matematikte biz x'e eksi 1 bölü 2 dersek x'in 10. kuvvetini alırsak artık bu pozitif bir sayıdır. Kökün içine yerleştirsek de yerleştirmesek de bunun net pozitif olduğunu dikkat etmemiz lazım. O yüzden buradaki sayıların hepsinin de pozitif olduğunu görün. Şimdi geldik buraya. Kök 8 artı 3, 3 kök 2 eksi 3, 6 eksi kök 32 ve kök 2 artı 1 demiş. Kök 8 artı 3, bir bakalım 2 kök 2 artı 3. Bu 6 eksi 4 kök 2 işimize yararsa kullanırız. Artı diğerine baktığımız zaman 3 kök 2 eksi 3. Bu da kök 2 artı 1. Burada sanki biraz eşlenik var gibi arkadaşlar ya bakın şimdi. Ee, 3 artı 2 kök 2. Buraya baktığım zaman da 2 parantezinde 3 eksi 2 kök 2. Sonra öbürüne bakıyorum. 3 parantezinde kök 2 eksi 1. E burası da bakın kök 2 artı 1. Böyle bir durum oldu. Hatta şöyle bir şey de var. Lazım olursa bak onu da kullanırız. E bu 2 ile 1'in çarpımı bu 2 ile 1'in toplamı. O zaman bu kök 2 artı 1'in karesi pay. Sonra bak buraya gel. Burada da 2 ile 1'in çarpımı 2. 2 artı 1 3. O zaman o da şöyle bir şey oldu. Kök 2 eksi 1'in karesi. Böylece 1 bölü 2 Kök 2 artı 1 bölü kök 2 eksi 1'in karesi oldu bu sol taraf. O zaman madem başladık devam edelim şimdi. 1 bölü 2 eşlenik yukarısı o zaman kök 2 artı 1'in karesi. Kök 2 artı 1 kök 2 eksi 1'i ne yapar? 1 yapar. Şurayı kök 2 artı 1 ile genişlettim. Tamam mı? Böylece kök 2 artı 1'in karesi bir de üzerinde 2 vardı. Kök 2 artı 1'in dördüncü kuvveti oldu. Bunu böyle halletmiş oldum. Şimdi gelelim diğer ifademize. Diğer ifadede de arkadaşlar 3 bölü kök 2 eksi 1 kök 2 artı 1. O zaman eşlenik yaparsam burası da kök 2 eksi 1'in karesi bölü kök e, 2 eksi 1 çarpı 2 artı 1'den bu da 1 oldu. O zaman kök 2 artı 1'in önce bir karesini alalım sonra bir daha karesini alırız. Kök 2 artı 1'in karesine 2 artı 1 artı 2 kök 2 Sonra bir daha karesini alacağım. Ne yaptım? Bunu şöyle yaptım. Bak, kök 2 artı 1'in karesinin karesi uğraşmamak için. Şimdi 3 artı 2 kök 2 oldu. Bunun bir daha karesini alırsam 9, 8 daha 17 artı 12 kök 2. E, payda da 1 var, bir de buradan 2 var. Sonra diğerine baktığımız zaman kök 2 eksi 1'in karesi nedir? 2 artı 1'den 3 eksi 2 kök 2. 3 ile çarparsam 9 eksi 8 kök 2. Bir de payda eşitleyelim. 18 eksi 16 kök 2 bölü 2. Şimdi artık aa şunu düzelteceğim pardon. 3 ile çarptığım zaman neydi burası? Ee, 6 kök 2 olacak. Sonra bir de 2 ile çarptığımda 12 kök 2 arkadaşlar. Onu düzelttim hemen. 12 kök gitti. 17, 18 daha 35 bölü 2 oldu. Köklü sayı ile ilgili Öğreniyorum yaparken tabi bu gıcık işlemlerle uğraşacağımızı tahmin ediyordum ama hakikaten yani hem şu 3. soru hem 6. soru işlem yaparken biraz bizi yordu. Şimdi gelelim bu sorumuza. Dördüncü dereceden kök x kare, kök y. E, y, 8. dereceden kök x, 16 x y karenin kare kökü. Şimdi burada e, baktığımız zaman bir kere hepsinin şey yapalım. Derecelerini aynı yapalım. Bunu 16 yaparsam genişletirim. X üzeri 4 çarpı Kök Y'nin dördüncü kuvveti nedir? Y kare. Bunun dördüncü kuvveti X üzeri 8. Sonra bunun e, yine aynı şekilde 16 olması için 8. kuvvetini alacağım. 16 Y üzeri 8 çarpı X oldu. Sonra burası da 16. dereceden kök. X Y kare. Hepsi 16. dereceden kök oldu. Şimdi artık x üzeri 8 y kare y üzeri 8 x ve x y kare. Y kareler gitti. Burada x'ler gitti. 16. dereceden kök ne gelmiş oldu? x üzeri 8 ve y üzeri 8. Buradan da x y üzeri 1 bölü 2 değil mi? Hatta şöyle göstereyim bir dakika. 16. dereceden kök. x y tabanları aynı. Üstleri aynı. Tabanları çarp. Bunları sadeleştir. x y'nin kare kökü geldi arkadaşlar bu sorunun da cevabı. X0 Y şeklinde sıralanmış. Bir kere tek kuvvetlerde olduğu gibi hiç dert etme. Üstleri aynı X Y. Yedinci 7. kuvvetler sadeleşir. Kök dereceleriyle üstlerin sadeleştiğine dikkat edin. X Y oldu. Sonra burada da 16 X üzeri 4 çarpı Y üzeri 4. Bakalım şimdi o da ne olacak? 2xy'nin x dördüncü kuvveti böylece dördüncü dereceden kökünü aldığım zaman x ve y'nin çarpımı negatif olduğu için dikkat edin arkadaşlar eksi 2xy oldu. Çünkü bu x pozitif y negatif çarpımları negatiftir bir sayının negatif bir sayının kuvvetini aldığımız zaman şuna dikkat etmeliyiz bakın onu da hemen hatırlatayım yine. Şimdi 2x y'nin dördüncü kuvveti. Normalde bu negatif sayı. Negatif bir sayının çift kuvvetini aldığınız zaman pozitifleşir. Ama 2x y nasıl pozitif? Eksiyle ile çarparsan pozitif olur. O yüzden dışarı çıkarken eksi 2x olduğuna dikkat edin. Sonra burada hiçbir problem yok. Bu da 3x olacak. Böylece 4x eksi 2x 2x y geldi. Burada hemen önemli bir hatırlatmada bulunmam lazım. Bakın şimdi arkadaşlar. Eksi 2'nin diyelim dördüncü kuvvetini aldınız. Sonra dördüncü dereceden kökünü aldınız. Bak önce e, normal kuvvetini aldım. Sonra şunu yaptım. Burada tabii ki sadeleşmiyor değil mi? Çünkü bir negatif sayının kuvvetini aldığınız zaman artık bu pozitifleşir. Çift kuvvetini alınca. Bunlar gider 2 olur. Yani eksi 2'ye A dersek cevap ne çıktı? Eksi A. Çünkü A negatif eksiyle çarptım. Eksi A oldu arkadaşlar. Geliyorum şimdi şu duruma. Bazen şunu karıştırıyorsunuz. Mesela şöyle bir soru soruyoruz bak. Dördüncü dereceden kök x diyorum. Bunu kendim verdim bak. Önce böyle verdim. Önce yazayım. Sonra sen mesela bunun şeyini alıyorsun. Dördüncü kuvvetini. Şöyle yapanlar oluyor mutlak x. Gereksiz. Neden biliyor musunuz? Zaten çift dereceli bir sayının içi negatif olabilir mi? Ben sana kendim bunu veriyorsam zaten bu pozitif. Sen bunun kuvvetini aldığın zaman direkt x olur. Aradaki fark bu. Burada önce kuvvet aldık sonra kök aldık. Bu yüzden eksi 2'nin dördüncü kuvvetini alınca 2 üzeri 4 oldu. Dördüncü dereceden kökünü alınca evet 2 geldi. Gerçekten ilk halinin bak eksilisi olarak çıktı. A eksi 2'yi de eksi A olarak çıktı. Ama ben sana zaten kök içinde veriyorsam bir köklü sayının içine negatif olma şöyle bir şansı var mı? Böyle bir şey. O yüzden lütfen kök verilmiş ve sen kuvvet alırsan olduğu gibi çıkar. Ama üslü sayıyı kendin alıp sonra kökün alırsan tabii ki mutlakla çıkaracaksın. Son olarak o zaman görelim. Bakın şimdi x kare var. Kare kökünü alırsan mutlak x. Çünkü sen x'in ne olduğunu bilmiyorsun ki. Ama zaten kök x kendi vermiş. Köklü sayının içi asla negatif olmaz çift kuvvette. Karesini aldığın zaman x olur. Bu aradaki fark bu. Çok karıştırılıyor bunu söyleyeyim dedim. Kök 5 artı kök 2 A'ymış. Kök 10 sayısının A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bir bakalım ne söyleyebiliriz burada. E, normalde her iki tarafın bir karesini alalım. Çünkü çarpımlarında kök 10 var. A kare 5 artı 2 eksi e, artı 2 kök 10. Böylece A kare eksi 7 eşittir 2 kök 10 oldu. Her iki tarafı da böyle 2'ye bölersek bunlar gitti. Bakın şurayı düzeltelim orası yanlış olmuş. A kare eksi 7 bölü 2 arkadaşlar kök 10 geldi. Kolay bir soruydu o yani öyle özel bir şey yapmadık. Kare aldık ve hemen gitti. Şimdi gelelim buraya. Ee, x kök 5 kök x ve kök y sayılarının yeri soruluyor arkadaşlar. Buna şimdi dikkat etmeniz lazım x kök 5 olduğuna göre normalde kök 5 nedir? Yaklaşık 2.2 değil mi? Bu yaklaşık değerlerde de ne yapıyorum ben söyleyeyim. Benim tüyom şudur. Sayıyı 3 basamaklı sayı yapıyorum. Kök 500'ün yaklaşık değerini düşünüyorum. Böylece daha yakın. E, tabii bas hocam biz 50.000 yapsak olur sorun değil. Basamak sayısını arttırdıkça hata oranı azalır zaten. Ama şimdi 5'i düşünemiyorsan 50-50 daha hani 50'yi de biraz düşünmek belki gıcık olabilir. O zaman 500 düşünüp büyütüyorum ki daha hata payını azaltayım. Kök 10'da da yine aynı şekilde yaklaşık buna da ne deriz herhalde 3.1 falandır galiba değil mi? Yaklaşık 3.1 diyeyim şimdi hatırlayamadım ama 3 küsür bir şey. Şimdi bu x ve bu y benden ama kök x'i istiyor. Yani kök 2.2'yi ve kök 3.1'i istiyor arkadaşlar. Şöyle. O zaman 2.2'nin kökü Normalde kök 2 biliyorsunuz yaklaşık 1.4'te o zaman bu da 1.4'e yakın bir sayı. Yani 1'den büyük olacak. Ona dikkat edeceğiz. 1'den büyük olduğu durum hangisinde var bakalım. E, şu B'de var. Bir de E'de var. Sonra kök Y 3.1. E o da zaten 2'ye yakın ama yine kök 3'e hatırlayın 1.7 gibi bir sayı. O zaman o da arkadaşlar 1.7'den birazcık büyük ama sonuçta 2 değil. Böylece cevap B geldi. Son sorumuz artık bir tane hatırlatma sorusu. 3. dereceden kök diye böyle gidiyor. Ee, A üzeri N pozitif tam sayısı için N pozitif tam sayısı en az kaçtır? Ben burada ne yaparım? Bunu üslü sayı haline döndürürüm ki üslü sayı yorum yapayım. Bazen köklü sayılar aslında üslü sayı yorumdur. Nasıl yapacağız? Hatırlayın bunu nasıl atıyorduk içeri? karesini alarak 3'ün karesi çarpı 3'ün kübü böyle oldu. Sonra artık şunu kapattım. Burada bu var karekök. E ee, bir de 3. dereceden kök oldu. Üst kökün kökü kökün kökü de çarpılır. Böylece bu 6. dereceden kök 3 üzeri 5 oldu. Şimdi burayı böyle kapattım, hallettim çünkü orayı. Şimdi e yanında ne varmış bunun? 3 varmış. 3 de buraya ne olarak girer? 3 üzeri 6 olarak girer. 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 5. En sonunda da bakın 3. dereceden kök var. Böylece kökün kökü çarpılır 18. Kök içinde 3 üzeri 11 oldu. Yani 3 üzeri 11 bölü 18 oldu. Bu sayı arkadaşlar A. Her iki tarafın en az kaçıncı kuvvetini almalıyım? 18. kuvvetini almalıyım ki böylece en azından bir Tam sayı elde edebileyim. Kök derecesinden kurtulayım. Böylece cevap bakın E oldu. İkinci yoldan bunu nasıl yaparız? Hani içeri atana kadar hocam şunu yapabilir miyiz derseniz bak. Burada 3 çarpı 3 üzeri 3 bölü 2. Hemen bunu köklü sayı formatından üst sayı formatına getirdim. Tabanlar aynı. Üstleri topla 3 üzeri 5 bölü 2. Şimdi burayı hallettim. Şimdi 3. E, dereceden kök 3 üzeri 5 bölü 2. E, ne yaparsın? Üstü kök derecesini paydaya yazarsın. 2 bölü 3'ten 5 bölü 6. Burayı da hallettim. Kapattım. Şimdi artık yanında ne var onun? 3 üzeri 5 bölü 6'nın bir 3 var. 3 çarpı 3 üzeri 5 bölü 6 ne olur? 3 üzeri 11 bölü 6. Burayı da hallettim. En son bakın 3. dereceden kök olduğu için 3 üzeri 11 bölü 6 bölü 3'ten 3 üzeri 11 bölü 18 oldu. Demin de zaten bunu bulmuştum. Bu şekilde öğreniyorum serisinde üssü sayıları da köklü sayıları da bir hatırlatmış oldum Şimdi biraz yeni nesil model sorularla gelişiyorum yapacağız görüşmek üzere iyi çalışmalar